Evet hocam. Tekrar merhabalar. Tekrar merhaba. Harikasınız. Şeyden bahsetmişsiniz işte dansöz olacağım işte. Evet evet yapalım. Dansözlük. Dansözlükten İngilizce öğretmenliği süreci. Şöyle. Lütfen. Şimdi benim çocukluğumda, hep çocukluğuma gidiyorum. Evet. Bizim Kurtuluş'ta doğdum, büyüdüm ben. İstanbul Harbiye şehri, Harbiye semti. Benim çocukluğumda Son Durak diye bir yer vardı orada. Yani bir işte herhalde o güzergahın son kısmı. O zamanlar işte orada çok fazla gayrimüslim vardı. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler falan, böyle komşularımız falan, hep böyle çok hoş bir ortamdı. Ve oraya bir sirk gelirdi, çadırlı sirk. Ve biz giderdik oraya. Babamlar, annemler götürürdü bizi. İşte orada hep böyle cambazlar, palyaçolar, işte hayvan şovları ve dansözler olurdu. Ben o kadar hayran kalırdım ki o dansözlere. Yani çok severim, hala da çok severim dansözü. Yani çok güzel bir şey bence dansöz. Yani hakikaten belly dancer, yani çok tatlıdır. Evet. Neyse, ben çocukken demek ki yani öykünmek diyorlar herhalde. Hani böyle bir şeyim oldu onlara, böyle çok sempati duyuyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Ben de böyle bayağı bir idealimdi yani. Bir kez daha yapacağım. İşte buyurun, daha önce anlatmıştım biliyorsunuz. Hani benim dedem, annemin babası bana böyle Kapalı Çarşı esnafıydı ve böyle şey, kastaniyet denilen o şıngır şıngır şıngır, onlardan getirirdim falan. Evet, severdim evet. Yani. Hep de sordukları zaman, sen büyüyünce Neslihan ne olacaksın? Dansöz olacağım derdim. İşte gelen misafirlerimize abimle şov yapacaktık falan. Ya çok iyi, dansöz olacağım ya. Yani. Evet aynen. Ha, sonra İngilizce evet. Öğretmenliğine nasıl döndü diyeceksin. Evet. Bir de benim bu arada şöyle bir şeyim vardı. Öğretmenliğe, ilkokul 1'e başladığım sene, böyle öğretmeni çok otoriter, her şeye hakim. Evet. Böyle kontrolunda. Hani demek ki içimde öyle bir duygu da var benim. Aslan burcu bir tarafımda benim, yengecim de bir tarafımda aslan. Hani yükselen diyorlar ya. Evet. Hani öyle bir kontrol bende olsun, hani o da hoşuma gidiyor herhalde. Böyle dominant bir tarafım mı var artık bilmiyorum yani. Neyse, oradan böyle öğretmen deyince de hani elinde cetvel, masaya vuran, icabında öğrencileri birazcık hafif kötekleyen, böyle bir şey oluşmuş bende herhalde. Mahalledeki çocukları dizip dizip onlara öğretmenlik yapıyordum ben. Çok ilginç. Hatta yine geldim buraya. Bir hatta bir Yahudi müsevi bir çocuk vardı bizim sokakta. Jojo'ydu adı, hiç bilmiyorum. Belki de adı Jojo değildi de. Hani onun belki nickname'iydi o Jojo. Ben Jojo'yu dövmüşüm. Cetvelle öğretmeniydi. Jojo'nun annesi bizim kapıya dayanmış. Neslihan bizim oğlanı dövmüştü. Jojo da benden herhalde 2-3 yaş küçüktü. Evet. Yani şöyle, maalesef bunu utanarak söylüyorum ama o zamanlar çocukken benim kafamda öğretmen döven biriydi. Yani ne kadar kötü aslında. Ben bir öğrencini dövdün mü değil. Hayır, tabii ki öyle bir şey olmadı. Zaten olamaz yani. Olamaz zaten. Ya o öğrendi. Ondan bir öğrenci işte. Sopa tatmışsınız siz bir kolejde. Girmeyelim bence o konuya. O konuya girmeyelim. Ben bile o kadar çileden çıktıysam gerçekten bir sebebi vardır. Yok, yani. Yok evet. Onu da öğrendim. Böyle yani. İşte böyle ondan sonra ben yani zaman ilerledikçe işte okul hayatı, lise, ondan sonra işte özellikle İngilizceye çok büyük bir sempatim vardı. Hani böyle İngilizce öğretmeni olacağım diye kesin karar verdim. Ondan sonra işte onun da bir sürü hikayesi var tabii ki de. Peki. Hı. Gelsin soru. Neden özellikle İngilizce öğretmenlerine karşı sempatiniz vardı? Niye? Şimdi onun da hikayeleri var. Aslında uzun uzun hikayeleri var. Şöyle aslında İşin gerçeği, ben lisede Fransızca okumuştum. Yani benim liseyi bitirdiğimde İngilizcem hiç yoktu. Sıfır. Yani what's your name? My name is Neslihan. Gerçekten. I love you. Bu kadar. Çok ilginç. Sonra şimdi bu benim okulu bitirdiğim dönemde terör çok tırmanmıştı. Tam 80 ihtilali sırasında.
Ben Ankara'da bir kazandım. Yaşınız ortaya çıkacak lütfen. Ne yapayım ya? Ama siz çok güzelsiniz. Oy. Güzel be canım. Evet. Sonra işte, ay çok şımardım. Ama çok tatlısınız şu an. Öyleyim işte, ne yapayım. Evet öylesiniz, evet. Sonra ben gitmedim Ankara'ya. Babam dedi ki yani bu ortamda çok zor falan. Ondan sonra işte ben hani dedim ben ne yapacağım, böyle oturacak mıyım? İngilizce kursuna gideyim dedim. Yani ben öyle bir istedim hani İngilizce kursu. Hani İngilizce çok geçerli bir dil, İngilizce kursuna gideyim. Ondan sonra ben işte o zamanlar Bağdat Caddesi'de Batı Dilleri diye bir kurs vardı ama bu Batı Dilleri yani gerçekten o dönemde hani hakikaten sene 80-81 o yıllarda. İşte liseyi yeni bitirdiğim dönemde. Çok popüler bir yerdi ve çok iyi hocaları vardı. Gerçekten çok çok iyi. Hem native hocaları vardı hem diğer hocaları da çok iyiydi. Ve eğitimli çok ama. İyiydi. Yani evet. Hakikaten yani şimdiki dil okullarını ve kursları küçümsemek istemiyorum ama orası çok başkaydı yani. Gerçekten evet. Çok başkaydı. Evet. İşte orada ben başladıktan sonra işte ilk 6 aydan sonra ben bir Alanya'ya gittik biz. Orada bir İngilizleri gördüm falan. Ben bunlarla böyle başladım biraz konuşmaya falan. Abim de vardı. Abim eve telefon etmiş. Babamlara demiş ki Neslihan bildiğiniz İngilizce konuşuyor. Yani tabii ki yani böyle aman aman bir şey değil ama öyle bir çok yani hoşuma gitti ve ben oraya 3 sene gittim. Yani 2 sene normal programlarım işte o zamanlar mesela üniversite şimdi, devam ediyor. Üniversiteden önce bu. Önce yani üniversite okay ama bir saniye 3 sene devam ediyor. Tabii. Şimdi bak 80'de lise bitiyor. 83'e kadar ben 84'te Marmara Üniversitesi İngilizce öğretmenliğine girdim. Şimdi aslında benim bu evet, bakın şimdi ben şey yapmak istemiyorum. Hani böyle kendini metheden bir insan gibi olmak istemiyorum ama benim bir burada bir gerçekten başarı hikayem var. Elbette. Çünkü neden? Şöyle var. Düşünün mesela 17 yaşındayken liseyi bitirip hiç tek kelime İngilizce bilmeyen biri 3 sene falan böyle bir eğitim alıyorum. Ondan sonra işte conversation kurslarına gittim bilmem ne. Hani okulu böyle sertifikalarımı hep başarılı bir şekilde bitirip ama şöyle yapardım ben. Yani inanın ki ve oturup kendi kendime İngilizce bir topic bulurdum. Mesela okulda konuşurdum, yazardım kendi kendime. Şimdi evet. Bugünlük teşekkürler. Geleceğiz bir sonraki bölümde Neslihan Hoca bir İngilizce öğrenmeyle öğretmenliğe nasıl ulaştı? Teşekkürler. Orada da evet.